tek alternatörümüz tamamlandı demektir. Bulman yataklarında farklı bir yöntem. Merhaba arkadaşlar. Haftalardır süren çalışmalarımız nihayet sonuçlandı ve alternatörümüz aynı zamanda fırçasız motorumuzu tamamladık. Bildiğiniz gibi bu proje 5 bölümden oluşuyordu. 1, 2, 3, 4 veya 5. bölümü yayınladım. Bu final bölümü. Bu bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle motorumuzun bugün ölçümlerini yapacağız. Bağlantıların nasıl yapılacağını sizlere anlatacağım. Motorumuzu üçgen ve yıldız bağlayabilirim. Yüke bindirerek matkapla veya farklı motorlarla bunu döndüreceğiz ve alacağımız gücü hep birlikte göreceğiz. Gelin şimdi proje detaylarına geçelim. Öncelikle daha önce neler yaptık yeni takipçiler için bunlara kısaca göz atalım. Hızlı bir şekilde daha sonra yeni projemize geçelim. Bildiğiniz gibi 36 Nidium mıknatıslı 27 adet bobinli bir alternatör bu. Aynı zamanda bunu bir fırçasız motor olarak da ileriki dönemlerde kullanacağız ve fırçasız motor olarak nasıl kullanılacağını da sizlere anlatacağım. Şimdi gelin yeni bölüme geçelim. Evet, son olarak jeneratörün dış gövdesini yapmaya çalışıyoruz. Şekilde 2 adet plaka. Evet, şimdi şu şekilde 4 adet flanş hazırlayacağız. Bunlar önemli. Evet, bu bölümde mıknatısları tutan flanşları güçlendirmek gerekti. Gördüğünüz gibi 3 milim çapında metal flanşlar şu şekilde. Alikobant dediğimiz bu polyester ve alüminyum malzemeyi güçlendirmek gerektiği için böyle bir yönteme gittim arkadaşlar. 2 adet sacın arasına bu alüminyum profili bu şekilde sabitledik ve daha güçlü bir yapı ortaya çıkardık. Çünkü mıknatıslar enerji ürettiği anda büyük bir dirençle karşılaşacaklar. Evet, artık rulmanlar yerine yerleştirildi gördüğünüz gibi. Bakalım şöyle çevirelim.
Evet, yine zaman alacak bir aşamaya geçtik. Bu iki plakayı bu kısımdan da sabitleyeceğim birbirine. Benim 1 saatimi alacak ama siz 10 saniyede izleyeceksiniz arkadaşlar şimdi nasıl yapıldığını. Evet, diskin balansının çok iyi olması gerekiyor. Balans makinemiz olmadığı için balansımızı elle yapmaya çalıştım. Eğer disk durduktan sonra herhangi bir yöne hareket etmez ise ve her seferinde farklı noktada duruyorsa balansımız düzgün demektir. Gördüğünüz gibi 3'er gramlık pullardan bu kısma pull ekledim. Defalarca test ettim. Her seferinde farklı noktada durduğu için balansının elle yapıldığını, artık düzgün olduğunu kanaat getirdim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde kalıyor. Defalarca bunu yaptım, hep aynı şekilde kaldı. Evet, tüm planlamaları yaptım. Her şey yolunda giderse artık alternatörümüz tamamlandı demektir. Bulman yataklarında farklı bir yöntem izleyeceğim. Bunu birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu kısım benim üst kısmım oldu. Evet, son olarak üst kapağı da yerine yerleştireceğim. Evet, öncelikle üçgen bağlantı, yani yüksek amper, düşük gerilim, 500 RPM testini yapacağım. Üst kısımdan volt kısmını, alttan frekansı göreceksiniz arkadaşlar. Evet, şu anda 500 RPM, 20 volt, 120 Hz. Evet, şimdi yıldız bağlantıya geçeceğiz. Yani yüksek gerilim, düşük amper kısmına. Tabii ki belirtmem gereken bir konu var. Biz şu anda iki fazın ölçümünü yapıyoruz. Üçüncü fazı doğru akımda ölçüm yapabilirim ancak. Yani alternatif akım üretiyoruz şu anda. Yıldız bağlantıda güç testi yapacağız. Volt ve Hertz. Hertz sabit kalacaktır. Volt artmış olacaktır. Thank you.
135 volt, herz ise yine 120 herz, 500 RPM. Evet. Evet, şimdi 2 adet diyotla doğru akıma dönüştürdük, alternatif akımı. Yine 500 RPM'de test yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi 35 volt, ortalama 40 voltun üzerine 46 voltlara kadar çıktı. Burada 3 fazın toplam gerilimini görmektesiniz. Yani 500 RPM'de 46 volt, bu ne demek? 12-24, 36 volt akü bankasını kolaylıkla şarj edebilirsiniz. 600 RPM'de ise 48 voltluk akü bankasını kolaylıkla şarj edebilirsiniz. Şimdi yükte amper değerlerini görelim isterseniz. Evet, burada 900 wattlık taşlamamız var. Taşlamamızı test edeceğiz. Sabitlemem gerekiyordu. Evet, 500 RPM. Tabii ki zorlanıyor makine. Evet, gördüğünüz gibi parmağımla döndürebiliyorum. Her iki tarafa da elektrik üretir bunlar. Biraz daha bassam ampul kesilecek arkadaşlar, patlayacak. Evet, burada projeyi sonlandıracağım. Artık bunun testleri için tabii ki bize olanak gerekiyor. Daha güçlü makinalara bağlamam gerekiyor bu alternatörümü. Tabii ki buradaki gövde tamamen kompozit malzemeden yapıldı. Bu bir prototip arkadaşlar. Bu malzemenin çok fazla dayanmayacağını bilmek gerekiyor. Bunu daha çok torna tezgahlarında alüminyum flanşlarla çalışmak daha doğru olacaktır. Ama biz teknik olarak bir alternatörün nasıl yapılacağını, çalışma prensiplerini sizlere anlatmaya çalıştık. Burada biz uzun süreli dayanımdan veya bunu direkt gidin rüzgar türbünü olarak kullanın size diyemem. Çünkü ne kadar dayanacağını bu koşullarda bilemeyiz. Umarım aydınlatıcı ve farklı bir proje olmuştur. Bu tarz projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Tabii ki bana destek olmak isteyen arkadaşlar, katıl ve süper teşekkür butonlarını tıklayarak bana desteklerini gösterebilirler.
yeni bir projede buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.